Merhaba arkadaşlar, Feyzoş'un mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir yemek hazırlıyorum sizlere. Köfteli istim kebabı. İstim kebabı aslında etle yapılır ama malum son ekonomik veriler doğrultusuyla bir parça et almak ciddi bir meblağ. O yüzden hem ekonomik olsun, herkes bu lezzeti tadabilsin diye köfteli yapıyorum. Bunun içinde kıymam var. Size öncelikle malzemelerimi saymakla başlamak istiyorum. 3 adet orta boyda uzun patlıcan. Bostan tercih etmiyoruz, uzun patlıcan tercih ediyoruz. 350 gram kadar döş, yarım yağlı döş kıyma. Arzu ederseniz buna kasabanızdan çok az da bir kaburga eti karıştırabilirsiniz. Köfteler o zaman çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Rondadan geçirdiğim 2 dilim ekmeğim, 1 adet yumurtam, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kimyon, 1 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da salçamız var. Tarifime başlamadan önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirim seslerini açmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hadi şimdi buyurun yemeğimizi pişirelim. Soğanlarımı ben rondoya aldım. Soğan ve sarımsaklarımı çok ince bir şekilde rondodan geçireceğiz. Siz rendeleyebilirsiniz. Soğanlarımı rondodan geçirdim arkadaşlar. Siz dediğim gibi rendeleyebilirsiniz de. Buradaki püf noktası soğanlarımızın suyunu mutlaka sıkıyoruz. Hangi köfteyi yaparsanız yapın, soğanlarımızın suyunu sıkarak alıyoruz. Bazı köftelerde soğanın tanesini değil, sıktığımız bu su kullanılıyor. O zaman daha yumuşak dokulu bir köfte elde ediliyor. Ama şu an biz istim kebabında sıktığımız soğanları kullanacağız. Şimdi yumurtamızı kırıyorum. Bir adet yumurta var. Hemen hemen bütün köftelere bir yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurt eklemekte fayda var. Daha yumuşak, güzel dokulu bir köfte oluyor. Kimyonumuz vardı, 2 çay kaşığı. Onu ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kadar tuz ve rondodan geçirdiğimiz ekmekler. Bunun yerine ben 2 dilim ekmeği rondodan geçirdim. Bunun yerine siz galeta unu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce yoğurup köfte haline getiriyoruz arkadaşlar. Evet, köftelerimizi bir 5 dakika kadar yoğurduk arkadaşlar. Bütün malzemeler birbirleriyle özdeşleşti. Şimdi köftemizi şekil veriyoruz. Ve tek tek köftelerimizi bu şekilde diziyoruz. Ve buzdolabına koyup diğer malzemelerimizi hazırlarken köftemizin dinlenmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, köftelerimiz hazır. Sıra geldi şimdi patlıcanlarımızı dilimlemeye. Şöyle bir kasem var, içi su dolu. Çok kalın olmayan, çok da ince olmayan patlıcanları bu ölçüde dilimliyoruz. Patlıcanlarımızı ince ince dilimledik ve suyun içine, tuzlu suyun içine aldık. Bir 5-10 dakika kadar burada bekleyecek. Sonra kurulayıp fırın tepsisine yerleştirip fırına vereceğiz arkadaşlar. Patlıcanlarımızı kuru bir havluyla kurulayıp sularını alıp tepsime aldım. Benim tepsim biraz ufak olduğu için teflon bir tepsi kullanıyorum. Tam sığmadı, biraz üst üste geldi. Siz daha düzgün yerleştirirsiniz. Şimdi patlıcanlarımın üzerine çekme tuz atıyorum. Bir miktar karabiber. Mutlaka karabiber atın arkadaşlar. Varsa çekme atın çünkü çok daha lezzetli ve kokulu oluyor. Ve çok az da üzerlerine zeytinyağı gezdiriyorum. Yaklaşık herhalde bir 2 çay yemek kaşığı kadar. Şimdi
Önceden ısıtılmış 220 derece fırınıma patlıcanların pişmek üzere veriyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımız fırında pişerken biz de köftelerimizi bir yandan pişirmeye başlıyoruz. Arkadaşlar ben hiç yağ koymuyorum. Teflon bir tavaya köftelerimi direkt diziyorum. Yağsız zaten kıymanın yağı yeterli oluyor. Teflon tavada da hiçbir şekilde yapışmadan gayet güzel pişiyor. Size de tavsiyem odur. Çok da lezzetli oluyor ızgara olarak. Ve köftelerimizi pişirmeye başlıyoruz. Pişmek üzere. Alt üst yapıyorum. Birazdan da patlıcanların fırından çıkacak. Patlıcanlarımız fırından çıktı, biraz ılıdı. Patlıcanlarımızı bir kasenin içinde artı işareti olacak şekilde koyduk ve patlıcanlarımızın üzerine iki tane köftemizi ilave ediyoruz. Üstüne bir tane şeri domates koyuyoruz ve kürdanlıyoruz. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay ve basit ama çok lezzetli bir yemek hakikaten. Türk mutfağında çok güzel patlıcan yemekleri var. Hepsini yapmakta fayda var. Gerçekten şu yaz gününde yaz sebzesi çünkü patlıcan. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Patlıcanlarımız hazır. Salçamızın üzerine bir yemek kaşığı kadar yağımızı alıyoruz. Patlıcanlarımızı yağda kızartmadık. Köftelerimizi yağda kızartmadık arkadaşlar. Hepsi yağsız ve fırında oldu. Patlıcana sadece çok az bir yağ koymuştuk. O yüzden salçamıza da biraz yağ koyma hakkımız var arkadaşlar. Salçamızı sulandırıyoruz. Yemekli bir şekilde. Ve yemeklerimizin üzerine ilave ediyoruz. Fırınımız hala sıcak. İki 120 derece fırında bir 10-15 dakika kızarana kadar, çünkü hepsi pişmiş biliyorsunuz. Fırına alıyoruz arkadaşlar. Nar gibi kızarmış, mis gibi istim köftelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi servis yapalım bakalım. Arkadaşlar yaz bitmeden mutlaka bu tatlı istim kebabını denemenizi tavsiye ediyorum. Hazır şimdi mis gibi körpecik patlıcanlar varken pazarda mutlaka yapın. Dediğim gibi aslında bu parça etli çok güzel olurdu. Ama ekonomik şartlardan dolayı yiyebilmek adına herkes yesin diye köfteyle yapıp göstermek istedim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki güzel videomuzda görüşebilmek üzere sevgiyle, hoşça kalın.